dünyanın merak edilen ülkeleri arasında yer alan Güney Afrika, özellikle safari turlarıyla dünyanın dört bir tarafından çok sayıda turisti ve gezgini kendine çekiyor. Aynı zamanda deniz, doğa ve kültür bakımından zengin özellikler barındıran Güney Afrika'ya dair bilinmeyen 9 özelliği sizler için derledik. Güney Afrika'nın Karawa bölgesi dinozor fosillerine ev sahipliği yapmakta. Bugüne kadar bulunan memelilere ait fosillerin yaklaşık %80'inin Güney Afrika'daki Karawa bölgesinde bulunduğu tahmin edilmekte. Güney Afrika'da balık göçü uzaydan görülebilecek kadar büyüktür. Her yıl Mayıs ve Temmuz ayları arasında milyonlarca küçük gümüş balığı Güney Afrika'nın Cape Burnu'ndaki soğuk sulardan, kuzey doğusundaki Cape Burnu ve güney KwaZulu-Natal kıyılarına kadar geniş kıyılarda seyahat eder. Güney Afrika'da en büyük kara memelisi fil, en büyük kuş deve kuşu, en uzun hayvan zürafa, en büyük balık balina, köpek balığı, en büyük sürüngen deri sırtlı kaplumbağa, en hızlı kara memelisi çita ve antilop bir arada yaşamakta. İlk başarılı kalp nakli 3 Aralık 1967'de Dr. Christian Barnett tarafından bir Cape Town hastanesinde gerçekleştirildi. Güney Afrika'da hizmet veren RoboSrail, dünyanın en lüks treni olarak kabul edilmekte. RoboSrail, konuklarını lüks ve safari ortamında rahat ve şık bir şekilde Güney Afrika'nın büyülü ve gizemli yerlerini keşfe çıkarır. Güney Afrika sahilinde 2000'den fazla gemi enkazı bulunmakta. Güney Afrika Cumhuriyeti'nde tam 3 başkent mevcut. Üstelik bu başkentler federe devletlerin başkenti statüsünde değil. Aksine her biri tüm ülkenin resmi başkenti. Ülkede Bloemfontein yargı başkenti, Pretoria yürütme başkenti ve Cape Town yasama başkenti olarak Güney Afrika Cumhuriyeti'nde varlık gösteriyor. Güney Afrika'nın başkenti Cape Town'da bulunan Massa Dağı'nın gezegenin manyetik, elektrik veya ruhsal enerjiyi yaydığı 12 ana enerji merkezinden biri olduğuna inanılıyor. Öte yandan yaklaşık 2200 kadar bitki türü Massa Dağı'nda bulunuyor. Bu rakam birçok ülkenin tamamında olan bitki türü sayısından oldukça fazla. Güney Afrika Cumhuriyeti, dünya futbol, kriket ve rugby dünya kupasına ev sahipliği yapan tek ülke olma özelliği taşıyor. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzun yararlı olduğunu düşünüyorsanız beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Siz de Güney Afrika'ya dair düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.